Çanakkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi anma Uluslararası Kültür Şenliği büyük bir coşkuya sahne oldu. Jandarma mehter takımının seslendirdiği marşlar ve Çelik Kanatlar timinin sergilediği üzüm salkımı gösterisi yoğun ilgi topladı. Vali Mehmet Makas, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhametle hareket ettiğini vurguladı. Oğuzların iki kolundan biri olan Bozokların Kayı Boyu'na mensup Karakeçili aşireti, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi anma Uluslararası Kültür Şenliği'nde bir araya geldi. Valilik koordinesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen şenlik, belediye binası önünde mehter takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı, ilçe standında da çeşitli gösterilerle devam etti. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı mehteran takımının seslendirdiği marşlar ve Çelik Kanatlar timinin sergilediği üzüm salkımı gösterisi büyük ilgi topladı. Şanlıurfa Sıra Gecesi Halk Oyunları ekibinin performansları, öğrencilerin ok atma gösterileri ve güreş müsabakaları da renkli görüntülere sahne oldu. Kurulan kıl çadırlar, geleneksel kıyafetler ve sergilenen oyunlarla katılımcılara yörük kültürü tanıtıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şenlikte yaptığı açıklamada Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhamet ilkeleriyle hareket ettiğini söyledi. Vali Makas, yüce Türk milleti mazlumun yanında duran, işgal amacıyla değil, fetih amacıyla hareket eden bir millettir. Farklı etnik kökenlerden gelen tüm vatandaşlarımızla bir ve beraberiz. Gönül coğrafyamızda Kırgız, Tatar, Kazak, Anadolu'da ise Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapmaksızın mezhebi, Şafi, Sünni ya da Alevi olsun. Hepimiz bir ve beraberiz dedi. Yüce Türk milleti dünyaya nizam versin diye yaratılmış bir millettir. Biz buna inanıyoruz. Bu millet dünyaya nizam vermek için politika icra eden, mazlumun yanında yer alan, dünyaya işgal amacıyla değil, fetih amacıyla yürüyüp mazlum ve masum coğrafyalara sahip çıkmak, ilahi kelimetullah'a yaymak için yürüyen bir millettir. Ve gönül coğrafyamızda adı Kırgız olsun, Tatar olsun, Kazak olsun, adı Anadolu coğrafyasında Kürt olsun, Türk olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, adı Şafi olsun mezhebi, Sünni olsun, Alevi olsun, biz bir ve beraberiz. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ise Ertuğrul Gazi'yi anmanın büyük bir şeref olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 30 yıldır devam eden bir gelenekselden bahsediyoruz. Tabii ki burada Osmanlı, dedem Ertuğrul Gazi'yi anıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir onur, bir şeref. Biz tabii ki ecdadımızı burada Karakeçili aileleriyle ve halkıyla, milletiyle hepimiz bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştık. Osmanlı döneminde nasıl ki böyle herkes azar azar evlerinden bir şey alınıyorsa, aynı şekilde burada da öyle yapıldı ve benim çok hoşuma gitti. Gerçekten gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karakeçili burayı, buralara, bu toprakları gelip ziyaret edin inşallah. Her sene olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yani hem de aynı zamanda ecdadımızı hatırlatıyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da Türk milletinin birlik, güç ve cesaretini atalarından aldığını belirterek bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz diye konuştu. Türk milletinin en önemli özelliği birliği, beraberliğidir. Türk milletinin en önemli özelliği gücüdür, kuvvetidir. Milletimizin en önemli özelliği cesaretidir.
bu cesaretini atalarından, dedelerinden almıştır. Ve ne mutlu ki bu mirası bugün de yaşatıyoruz. Yapılan konuşmaların ardından şenlikte Vali Mehmet Makas ve Kaymakam İbrahim Ergin'e Fahri Hemşerilik Beratı takdim edildi. Sponsorların desteğiyle tasarruf tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen şenlikte kültürel ve sportif etkinliklerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca şenlik alanında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan standlarda narkotik, siber, kades tanıtıldı. Standlarda sergilenen yerli ve milli silahlar da katılımcıların ilgisini çekti. Şenliğe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.